Aksaray Belediye TV Haber'e hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın göreve gelmesiyle başlayan Halk Günü buluşmaları devam ediyor. Vatandaşlar hem belediyeden hem de başkandan memnun. Vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Halk Günü'ne gösterilen ilgiden. Evet, şimdi sizleri Halk Günü'ne götürüyoruz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Halk Günü'nde vatandaşların istek, sorun, görüş ve önerilerini dinledi. Vatandaşlardan gelen istekleri anında değerlendiren Başkan Yazgı, kısa sürede çözülebilecek sorunları toplantı esnasında hazır bulunan ilgili müdürlere ileterek sorunların çözülmesini sağlıyor. Vatandaşların tek tek söz hakkı alarak taleplerini ilettikleri Halk Günü'nde Başkan gerekli talimatları vererek vatandaşların sorunlarını imkanlar dahilinde çözüme kavuşturuyor. Halk Günü'ne gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Halk Günü buluşmaları kapsamında vatandaşımızla bir araya gelmek beni mutlu ediyor. Bizim için her gün Halk Günü aslında. Çünkü her zaman halkımızla iç içeyiz ama bugün daha özel. İnsanlarımız buraya geldiğinde randevu almadan mutlaka benimle görüşüyorlar ve sorunlarını, taleplerini iletiyorlar. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Bugüne kadar biz bu anlayışla hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz diye konuştu. Piri Mehmet Paşa alt geçidinde trafik düzenlemeleri devam ediyor. Bölgede düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla alt geçidin gidiş ve geliş yönüne kameralar konuldu. Piri Mehmet Paşa alt geçidinde elektronik denetleme sistemi çalışmaya başladı. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aksaray genelinde trafik yazılımı konusunda akıllı sistemleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ekipler son olarak Piri Mehmet Paşa alt geçidinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi amacıyla elektronik denetleme sistemi adı verilen kamera kurulum montaj çalışmalarını tamamladı. Elektronik denetleme sistemi çalışmaya başladı. Gidiş ve geliş her iki yöne takılan elektronik denetleme sistemleri adı verilen uygulamayla hız ihlali yapan, trafik akışını tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan araçlar kameralar yardımıyla tespit edilip ceza kesilecek. Kısa bir hatırlatma. Karayolları Trafik Denetleme Yönetmeliğine göre bölgede belirlenen hız limiti 50 kilometre. Yönetmelikte ulaşım koordinasyon merkezleri ile trafik komisyonlarına yerleşim yerleri içinde hız limitlerini 20 kilometreye kadar artırma yetkisi de veriliyor. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve gençleri tütün ürünleri kullanımından uzaklaştırmak ve kolay ulaşılmasını engellemek amacıyla acil eylem planı hazırladı. Çıkacak yasaya göre bundan sonra 21 yaşın altındaki gençler sigara satın alamayacak. Sağlık Bakanlığı tütün ürünleriyle ilgili acil eylem planı hazırladı. Planlanan önlemler şöyle belirlendi. 18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ürünlerinin satış, dağıtım ve sunumunu yasaklayan mevcut yasal düzenlemeye uymayanlara caydırıcı nitelikte cezai yaptırımlar getirilecek ve düzenli denetim yapılacak. Adet bazında tütün ürünü, sarmalık, kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kağıdının gençlere satışını önlemeye yönelik tedbirlere ağırlık verilecek. 18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ürünlerinin satış, dağıtım ve sunumu yapılması halinde uygulanan cezai yaptırımlara ek olarak idari para cezası uygulanacak ve satış sunum ruhsatının iptal edilmesi sağlanacak. Tütün ürünleri satıcılarının ürün alacak gençlerden 18 yaşına doldurduklarını gösterir resmi belgeleri istemeleri sağlanacak ve satıcılar bu konuda bilgilendirilecek. Tüm satış ve sunum noktalarına güvenlik kamerası bulundurma ve yapılan denetimlerde görevlilere mahkeme kararı olmaksızın görüntüleri sunma zorunluluğu getirilecek. Açıktan sigara satışı yapılamayacak. Tütün ürünlerinin logo, renk ve şekillerinin şeker, çerez, oyuncak, tişört, çanta ve benzeri nesnelerde bulunması engellenecek. İlk etapta halen 18 yaşından küçükler için uygulanan sigara ve tütün mamulleri satış yasağı 21 yaşa çıkarılacak. Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan iş yerleri içinde okul ve yurtlara kapıdan kapıya en az 500 metre mesafede olma zorunluluğu getirilecek.
Hükümetin tütünle mücadele kapsamında hazırlanması talimatını verdiği ilgili öngörülü yasaklar, yasanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten 7 ay sonra uygulamaya girecek. Bu süreçte ilgililer gerekli hazırlıkları tamamlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu heyecanı başlıyor. Bölgesel amatör lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor 1. turda Mut İdman Yurdu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Aksaray Dağılgan Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası 1. tur heyecanı. Bölgesel amatör lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eşleşmelerinde Mut İdman Yurdu Belediyespor'u ağırlayacak. Aksaray Belediyespor 29 Ağustos Çarşamba günü saat 16'da Dağılgan Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bütün hazırlıklarını tamamladı. Ziraat Kupası 1. tur maçında Mut İdman Yurdu ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren futbolcular ve tecrübeli teknik adam Ufuk Uysal, geçen yıl ligde kaçırdıkları şampiyonluktan en çok kendilerinin üzgün olduklarını ifade ettiler. Siyah beyazlı ekibin yeni sezonda da başında olan teknik direktör Uysal, sezon başında kendi evlerinde oynayacakları Mut İdman Yurdu maçından puan alabilmek ve sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için çok sıkı çalıştıklarını söyledi. Kupanın ikinci turdan itibaren maç takvimi şöyle. İkinci tur 12 Eylül, üçüncü tur 25-26-27 Eylül, dördüncü tur 30-31 Ekim-1 Kasım, beşinci tur ilk maçlar 4-5-6 Aralık, beşinci tur ikinci maçlar 18-19-20 Aralık, son 16 turu ilk maçlar 15-16-17 Ocak 2019, son 16 turu ikinci maçlar 22-23-24 Ocak 2019, çeyrek final ilk maçlar 5-6-7 Şubat 2019, çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat 2019, yarı final ilk maçlar 3 Nisan 2019, yarı final ikinci maçlar 24 Nisan 2019, final 16 Mayıs 2019. Beşiktaş aldığı ceza nedeniyle bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek. Bu sezon 57. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda en çok Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı takım 22 kez final oynadığı kupayı 17 kez müzesine götürdü. Kupada geride kalan sezon Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Akhisar Spor şampiyon oldu. 68 Aksaray Belediyespor Mut İdman Yurdu Belediyespor karşılaşması 29 Ağustos Çarşamba günü saat 16'da Aksaray Dağılgan Stadı'nda. Bölgesel amatör lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken haber ekibimiz takımı antrenman sahasında ziyaret etti. Bölgesel amatör lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni sezon için güç depolayan siyah beyazlar antrenman sahasında güç artırıcı çalışmalar gerçekleştiriyor. 2018-2019 sezonu bölgesel amatör lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanan 68 Aksaray Belediyespor oyuncuları performanslarıyla göz dolduruyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek olan temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor'un hedefi ligi zirvede tamamlayarak profesyonel lige yükselmek. Haber ekibimiz temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor oyuncularını antrenman sahasında ziyaret etti. Teknik direktör ve futbolcularla yeni sezon hazırlıkları ve çalışmalar hakkında özel röportajlar gerçekleştirdi. Üçüncü lige çıkmak için gereken azmi ve takım ruhunu oluşturduklarını söyleyen teknik adam Ufuk Uysal, takım olarak eksiklikleri giderme açısından verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, parolamız şampiyonluk, hedefimiz üçüncü lig açıklamalarıyla Aksaray takımını hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz dedi. Bu sezonda kulübümüzle anlaştık. İstikrar adı altında yani tekrar devam ediyoruz. Takımın genelini bozmadan gidiyoruz. Bu sezon için iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Gruba baktığımızda istediğimiz grup oldu aslına bakarsanız. Yani kağıt üzerinde mutlak favori biziz. Öyle gözüküyor. Tabii maçta kağıt üzerinde kazanılmıyor. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Sahaya çıktığınız zaman ne kadar kaliteli, iyi oyuncular olursanız olun. Yani gücünüz olmadığı zaman, iyi çalışmadığınız zaman o sahada kazanma şansınız yok. Onun için de çalışmalarımızı Aksaray'da devam ediyoruz. Afyon'da başladık çalışmalarımıza.
Bizim hedefimiz lig. Yani biz ligi hedefleyerek paralarımız oydu. Öyle başladık, öyle çalışmalara başladık. Ancak bunun önünde de tabii kupa maçımız var. Yarın oynayacağız MUT İdman Yurdu'yla oynayacağız. İyi takım, dirençli takım. Grubumuzdaki iyi takımlardan biri. Bize rakip olabilecek takımlardan biri. Bizim takımımıza göre biraz daha hazırlar. Yani bizden daha erken toplandılar, daha fazla hazırlık maçı yaptılar. Ama yarın hedefimiz onları geçmek. Yani kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Tabii başa dönmek gerekirse bizim hedefimiz lig. İyi oyuncular aldık bu sene. Yeni yönetim kurulu oluştu. Oyuncularımızın 7 tanesini elimizde tuttuk. Bu liglerin iyi oyuncularını da kazandırdık. Hedef mutlak şampiyonluk. Tabii bu şampiyonluk için de bütün şehrin kenetlenmesi gerekiyor. Burada MUT maçını oynadıktan sonra da bir 10 günlük tekrar bir kamp düşünüyoruz. Çünkü çok eksik maçlarımız var. Hazırlık maçlarını eksik oynadık. 2 tane oynadık. 3 tane daha hazırlık maçı düşünüyoruz. MUT maçı hariç. Eğer turu geçersek 12'sinde bir maç daha oynayacağız. Rakibimizin kim olacağını bilmiyoruz. Ona göre planlama yaptık. 23'ündeki lig maçımıza artık fikstür çekildikten sonra hangi takım olursa olsun hazırlığımızı ona göre yapıp bu sene mutlak hedefimiz olan şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. İnşallah da o istediğimiz seviyeye gelir. Orayı görürüz inşallah. Antrenman sahasında ter döken futbolcular ise güçlü bir performansla sürekli olarak ilk 11'de oynamak ve özlenen şampiyonluk sevincini ve zaferini taraftara yaşatmak için mücadele edeceklerini dile getirdiler. İdmanlar güzel geçiyor. Birinci etap zaten Afyon'da tamamladık. 18 günlük bir kamp süreci oldu. Güzel bir şekilde kampımızı değerlendirdik. Yeni gelen arkadaşlarla işte eskiler kaynaştı. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. İnşallah o yarın kupa maçını da güzel bir şekilde sakatsız, kazasız, belasız bitirip ikinci etaba başlayacağız. Ondan sonra lige güzel bir şekilde başlayacağız Allah nasip ederse. Çok iyi bir oluşum içerisine girdi Aksaray Belediyespor gerçekten. Ben de bu parçanın, bu bütünün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımızla birlikte ilk etapta gerçekten çok iyi çalıştık. Eski kalan takım arkadaşlarımızla birlikte iyi bir uyum içerisine girmek için iyi çalıştık yani. Uyumu sağladığımızı da düşünüyorum. Şu anda da iyi çalışıyoruz. Yarın da inşallah bunun karşılığını sahada vermek için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Sakatlıksız, kazasız, belasız iyi bir müsabaka tamamlayıp inşallah ikinci kamp etabına başlayacağız hayırlısıyla. Kazasız belasız hayırlı bir sezon diliyorum herkese. İyi bir oluşum var burada. 2 senedir ucundan dönen bir şampiyonluk var. İnşallah bu da bu sene de bize nasip olur. İyi bir oluşum var. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Hocalarımız, futbolcu arkadaşlar. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız da gayet bize yardımcı oldu. İnşallah yarın da güzel bir başlangıç yapıp sezonu güzel bir şekilde başlarız. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Bu sene gelen arkadaşlar, geçen sene olan arkadaşlar bize yardımcı oldu. Biz de uyum sağladık. Afyon'da da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Tabii bazı eksikliklerimiz var tabii. Bunları atlatacağız. Yarınki kupa maçında ilk turu atlayıp önümüze bakmak istiyoruz. Önemli olan bizim için lig. Biz de ligde şampiyon olup takımı çıkarmak istiyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Biz de Aksaray Belediyesi ailesi olarak 68 Aksaray Belediyesi Sporu canı gönülden destekliyoruz. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranında bir haber turumuzun daha sonuna gelmişken bizim mikrofonda en sevdiğiniz renk nedir diye sizlere sorduk. Bir sonraki haber turumuzda tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Siyah beyaz. En siyah mavi. En sevdiğim renk lacivert. Mavi. En sevdiğim renk kırmızı. Sarı kırmızı. Mavi. Fenerbahçeli olarak sarı lacivert. Kırmızı. Yeşil. En sevdiğim renk sarı lacivert yani. En sevdiğim renk kırmızı. Sarı kırmızı. Mavi. Pembe. Siyah. Pembe. Siyah. En sevdiğim renk kırmızı. Siyah. Yeşil. Yarımsız. Sevdiğim renk gri. Turkuaz. En sevdiğim renk siyah. Pek renk fark etmez benim için. Kırmızı. Siyah. Kırmızı.